Tamam abiciğim, merak etme. Allah'ın izniyle çıksın o milattan. Haberdar edeceğim sizi. Sağ olun. Sen gel bakayım şimdi. Yüksek Bey, ne yapıyorsun? Kapa çeneni ve beni dinle. Biri Ferda ile hastaneye gitmediğinizi biliyorum. Ne? Az önce İpek'le konuştum, o söyledi. Bekle, hemen Faraz. Dur diyorum sana. Beni dinleyeceksin. Ya bana o gece ne olduğunu ve neden yalan söylediğinizi anlatacaksın? Ya da İpek'in ameliyatını engellerim. Bir böyle bir şey yapma. Kapa çeneni. Beni dinle. Yemin ederim engellerim. Sana sabah kadar müsaade. Karar ver. Çocuklar, çıkar mısınız? Efendim Aras. Fikret, o gece hastaneye gitmediğimizi biliyor. Beni tehdit etti. Ona olanları anlatmazsan İpek'in ameliyatını engelleyeceğini söyledi bana. Ne diyorsun sen ya? Allah'ım, delirdi mi bu adam? Yeter artık abla, yeter. Dayanamıyorum. Bak, ben bu bataklığa battıysam İpek için yaptım. Kardeşim iyi olsun diye yaptım. Onun ameliyatına bu kadar yaklaşmışken olmaz. Olmaz. Bu İpek'in son şansı. Tamam Aras'cığım, sen şimdi bir sakin ol. Tamam mı? Hiçbir şey yapma. Bana bak. Artık bu işin doğrusu yanlışı kalmadı. Tamam mı? Ben ne yaptıysam bugüne kadar her şeyi İpek için yaptım. Yine İpek için yapacağım. Bu ateşte kim yanarsa yansın benim umurumda değil. Gerekirse kendimi de yakacağım ama İpek'i yaşatacağım. Tamam Aras. Tamam, şu anda sakin ol. Tamam mı? Alo. Alo Aras. Aras. La kahretsin. La kahretsin, kahretsin. Sen ne yapıyorsun burada? Beni mi dinliyorsun? Hayır, işimi yapmaya geldim sadece. Senin işin beni dinlemek mi? Ha? Üzerine vazife olmayan şeyleri dinlediğin o kulaklarını var ya, kopartırım acar. Ya gerçekten bir şey duymadım Ferda Hanım, dedim ya, bir şey duymadım yani. Ayağını denk al Hacer. Ayağını denk al. Anladığım kadarıyla sizi her yandan köşeye sıkıştırmışlardı. Peki... Hiç korkmadınız mı? Beni korkutan tek bir şey vardı. Ve annem onu bulamamıştı. Flash bellekteki görüntüler değil mi? Değil. Benim korkum çok daha derinlerdeydi. Geçmişe dayanıyordu. Annem onu bulsaydı ölürdüm herhalde. Benim için bundan daha çok canımı yakacak bir şey yoktu. Peki asıl korktuğunuz şey neydi? Annenizin bulması mı yoksa size karşı kullanması mı? Hiçbiri değil avukat hanım. Bugün hep ıskalıyorsunuz. Beni asıl korkutan şey geçmişin huzurunu bozmasıydı. Kendim için değildi ama korku. Onun için korkuyordum. Kim? Kimin için korkuyordunuz? O geceyi nasıl atlattığımı merak etmiyor musun? Hı? Güzel bir gün oldu ha? İpek için yeni bir başlangıç. Umarım baba. Ya, iyi olacak bence. Kurtulacak ve bundan sonra çok sen rahat edin. Sen nasıl bir adamsın ya?
Sen nasıl kalpsiz bir adamsın? Ha sen ne biçim bir adamsın? Ne biçim bir adam? Ne saçmalıyorsun sen? Ne yapıyorsun Ferda? Ne demek ne saçmalıyorum? Sen nasıl Aras'ı tehdit edersin ya? Hem de kardeşinin hayatıyla. Ha? Sen bunu nasıl yapabilirsin ya? Aklım almıyor gerçekten. Baba ne oluyor? Şu oluyor Şahin'cim. Babanız Aras'ı kardeşinin hayatıyla tehdit etmiş. Ha? Aras beni aradı. Abla ne olur yardım et bana diye. Ya ne yapacağını şaşırmış çocuk. Eli ayağı birbirine dolanmış. Ha doğru mu bu? Yaptın mı böyle bir şey? Yok öyle bir şey kızım. Ya söylesene derdin neydi? Gerçekten Aras'ı kardeşini mi tehdit ettin? Şahin böyle bir şey yapmayacaktım. Bir dinleyin beni anlatayım mı önce? Hiç inkar etme Fikret. Bal gibi yapacaktım. Hem de bal gibi. Ya ben manyak mıyım? Böyle kendi kendime sinirlenip gelip burada seninle kavga edeyim. Ha? Sen Aras'ı istifa ettirip Duru'dan uzaklaştıracaktın. Bunun için de kardeşini tehdit ettin hem de sağlığıyla. Yeter artık ya. Yeter. Çocuk muyum ben? Neden arkamdan iş çeviriyorsun? Ya gelip açık açık konuşmak varken neden Aras'ı böyle korkunç bir şeyle tehdit ediyorsun? Senin bu insanların umutlarıyla oynamaya ne hakkın var ha? Sen bu musun gerçekten? Bu kadar kötü müsün? Dur lütfen beni dinle. Böyle bir şey yapmayacaktım kızım. Lütfen dinle beni. Hadi anlat o zaman. Doğrusu neyse anlat. Hepimiz bilelim. Ben sana inanmıştım. Şahin. Ne aptalmışım ya? Şahin lütfen sana oğlum. Sana inanmıştım. Şahin lütfen beni dinle. Lütfen öyle değil. Tamam. Şahin. Baba. Aras istifa etmeyecek, İpek de ameliyat olacak. Anladın mı? Aras'tan uzak durmamı istiyorsan da yüzüme söyleyeceksin. Yürü Şahin. Şahin gel. Şahin. İyi hamleydi, kabul et. Kusursuz oyunculuk, mükemmel senaryo. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın? Şimdi madem çocuklarının annelerinin öldüğü gece Sapanca'da benimle muhteşem bir gece geçirdiğini itiraf edecek cesaretin yok, o zaman Aras'ı tehdit etmeyecektin. Ya işte böyle tehditlerin elinde patlar. Hoş, itiraf etsen de yine senin elinde patlayacak. Çünkü o sefer hem annemin hem çocuklarının gözünde Berna'nın katili sen olacaksın. Yani uzun lafın kısası Fikret Bey, benimle uğraşma. Sonunda sen zararlı çıkarsın. Eren Hanım. Size bir şey anlatmam lazım. Fikret Bey'le çocuklar kavga ettiler yine. Fikret Bey, Duru yüzünden Aras'ı tehdit etmiş, istifa et demiş. Çocuklar buna çok kızmış tabii. Gerçek sebep bu değildir. Fikret bunun için böyle bir şey söylemez. Ama bir şey demedi, kendini korumadı. Demez tabii. Çünkü başka bir şey var. Ferda ile ikisinin bildiği başka bir şey. Yani size anlatmıştım. Ferda Hanım mutfakta telefonda konuşurken bayağı panik olmuştu. Hatta ben girince sustu hemen. Sonra bir de azarladı beni. Hiçbir şey anlamadın mı konuşmalarından? Ya ben çöpü çıkarmaya gitmiştim. Döndüğümde gördüm konuştuğunu. Ben sana şu anda esas görevin Ferda'nın gölgesi olmak demedim mi Hacer? Evet dediniz ama gerçekten elimden geleni yaptım. Demek ki yeterince açık değilim. Ferda'nın şu kayıtları nerede sakladığını hala bulamadım. Çok önemli bir şey var o kayıtta diyorum. Baktım her yere baktım. Bakmadığım yer kalmadı ki. Bana kullanabileceğim bir şeyler getir Hacer. İşime yarayacak bir şeyler. Anladın mı? Tamam anladım. Merak etmeyin fısıldasa bile duyacağım. Tamam çıkabilirsin. Bir şey ister misiniz? Bir bitki çayı yaparsan içerim. Tabii.